Az önce de söyledik ki Kemal Kılıçdaroğlu salonda yoktu. Olmama sebebi de gün içinde ortaya çıktı. Tüzük taslağının kendisine son anda iletilmesine tepki gösteren CHP'nin eski lideri kızgınım ifadelerini kullandı. Kongreyi takip eden arkadaşlarımız onun yokluğunu Ekrem İmamoğlu'na sordu. İşte CHP kurultayından ATV kamerasına yansıyan ayrıntılar geliyor. Olağanüstü bir engel, olağanüstü bir mani yoksa... CHP'nin ikinci yüzyıl değişim kurultayı aksiliklerle başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tam 1 saat 40 dakika kürsüde kaldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki önceki genel başkanlarımız eksik olmasınlar. Sayın Murat Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öğmen. Her davetimize icabet ettiler, katkı sağladılar. CHP'nin eski genel başkanları arasında Murat Karayalçın'ı da saydı. Oysa Karayalçın hiçbir zaman CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturmamıştı. CHP'nin sembolik açılışını Sivas'ta yaptığı tüzük kurultayı Ankara'da resmen başladı. Kurultayda gözler eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Protokolde onun için de bir yer ayrıldı. Ancak koltuğu boş kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu için protokolde yer de ayrıldı. Davet edildi ama katılmama kararı aldı. Sayın genel başkanımızın kendi takdiridir. O konuda bu soruyu kendisine sorarsanız daha güzel olur. İmamoğlu'nun ATV Haber'in Kılıçdaroğlu sorusunu geçiştirmesi de dikkat çekti. Protokolde yer de ayrılmış kendisine. Bir şey söylemek ister misiniz bunlara? Güzel bir kongre olsun. Çok güzel bir kongre olsun. İyi bir kurultay olsun. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa bir süre sonra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke oturdu. Kılıçdaroğlu'nun isim etiketi de koltuktan kaldırıldı. İddiaya göre Özel, kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'na sinirlendiği için isimliğin kaldırılması talimatını verdi. Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmama sebebi ise çok geçmeden ortaya çıktı. Eski genel başkan kendisine yakın bir medya kanalına tüzük taslağının kendisine gece yarısı iletildiğinden şikayet etti. Sabah kurultay vardı, katkı sağlayabileceğim bir sürem yoktu. Kimse bana ne düşünüyorsunuz diye sormadı, kızgınım açıklaması yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kurultay salonuna beraber geldi, yan yana oturdu. Özgür Özel de gölge başkan yakıştırması yapılan İmamoğlu'yla samimi pozlar verdi. Özel'in konuşması uzayınca Yavaş göz kapaklarına yenik düştü. İmamoğlu'ysa stresli görünüyordu. Bir damla alın terlerini bu partiye. Tüzükte değişecek maddelerle ilgili delegeler de bu kurultayda görüş bildirecek. Bu yüzden hafta sonu basına kapalı devam edecek kurultayın sert tartışmalara sahne olması bekleniyor.